Kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, yöneticilerimiz, dostlarımız, saygıdeğer büyüklerimiz, değerli basın mensuplarımız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i işaret ettiği videosunda TÜGVA üzerinden amacı sadece dindar, ahlaklı, nitelikli nesiller yetişmesine katkı sunmaya çalışan köklü sivil toplum kuruluşlarımıza ve devletimizin şerefli memurlarına tehditler savuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Yıllarca her türlü vesayet, korkutma, tehdit ve türlü kirli ilişkilerle, antidemokratik uygulamalarla, millete zulmederek iktidar olmaya alışmış ve dikili tek ağacı olmayan zihniyetin genel başkanının yine aynı yola başvurması nasıl bir Türkiye özlemi çektiklerinin en açık göstergesidir. 15 Temmuz'da bu milletin gerçek evlatları vatan müdafaası yaparken, şehit ve gazi olurken dostlarının müsaadesiyle tankların arasından geçirilip kahvesini yudumlayan birinin şeref ve onurdan bahsetmesi sadece gülünüp geçilecek bir durumdur. Genel başkanı olduğu partisinin içindeki arkası kesilmeyen taciz ve tecavüz olaylarına en ufak bir tepki vermeyen, tek laf etmeyen, hala bu ahlaksızlıkları partisinde barındıran ve de bir kasetle genel başkan olan birinin ahlaktan bahsetmesi milletimizin aklıyla alay etmekten öte bir durum değildir. LGBT başta olmak üzere bu milletin değer yargılarına hücum eden, gençlerimizi ahlaken ve manen çökertme hedefinde olan her türlü ahlaksızlığın ve terörizmin savunuculuğunu yapan derneklere, oluşumlara sürekli destek olan bu zihniyetin neslin ıslahına katkı sunmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarımıza düşmanca tavır alması bu milletten ve değerlerimizden ne kadar uzak olduklarının açık ispatıdır. Sivil toplum kuruluşlarımız, sizin destek verdiğiniz ahlaksızlar ve sizler gibi bu milletin değer yargılarından uzak zihniyetler türemesin diye vardır ve Allah'ın izniyle de var olmaya devam edecektir. Bizler bu milletin evlatlarının ahlak ve maneviyat temelli her yönden nitelikli bireyler olması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Üzülme, Allah bizimledir ilahi nidasına yürekten inanmış ve bu davaya kendisini adamış bu erdemli topluluğa karşı gösterdiğiniz her türlü düşmanlık, attığınız her iftira bizim ancak imanımızı, mücadele gücümüzü ve uhuvvetimizi arttırır. Marş-ı İstiklali korkma diye başlayan bu milletin evlatları olan bizleri, sizin gibi mandacı vesayetçi zihniyetlerin hiçbir tehdidi, yıldırma politikası yolumuzdan da davamızdan da alıkoyamayacaktır. Ülkemiz aleyhine her türlü düşmanlığı yapan içerideki ve dışarıdaki dostlarınızla, arkadaşlar diye tanımladığınız teröristlerle, hainlerle ve üst aklınızla birlikte milat olarak koyduğunuz 18 Ekim tarihinde bugün burada hep birlikte diyoruz ki Habil ile Kabil'den başlayan bu hak batıl davasında biz haktan tarafız ve olmaya devam edeceğiz. Biz dün olduğu gibi yarın da burada olacağız. Biz tüm bedeline rağmen Müslümanca yaşamanın haysiyetine talip olan bir topluluğuz ve sadece Allah'tan korkar, ona güvenir ve ondan isteriz. Teşekkürler.